İslam'ı sivil toplum örgütü olarak tanıyor dünya kamuoyu. Çünkü Barcelona'da dünyanın en gelişmiş sağlık organizasyonunda 44 bin kişinin katıldığı bir toplantıda Türk Kalp Vakfı dünyanın en başarılı sivil toplum örgütü ilan edildi ve beni şeref kürsüne çağırarak bunun nedenleri izah edildi. Fazla zamanınızı almayacağım. Nedenler içinde pek çok konu var ama en önemlilerinden bir tanesi şu. Türk Kalp Vakfı 21 senedir dünyada kalp haftalarını organize ederek insanları yatağa düşmeden, hasta olmadan, ameliyat tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan bilinçlendirmeye çalışan, bilgilendirme ve motive etmeye çalışan haftalar organize ediyor. Ve Türk Kalp Vakfı'ndan başka ne Avrupa Birliği ülkelerinde, ne Amerika'da, ne Asya'da, ne Afrika'da başka hiçbir sivil toplum örgütü yok. Değerli arkadaşlarım, Türk Kalp Vakfı hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü çok güzel bir program var, çok dolu bir gündem var. Fazla zamanınızı alırım. Yaptıkları Türk Kalp Vakfı'nın gerçekten zamana sığmaz. Biz buna iftihar ediyoruz. Ama niye biz Unicity ile birleştik? Neden toplantının başında da ifade buyurulduğu gibi dünyada pek çok bu tarz ürünler varken, ülkemizde de varken niye Türk Kalp Vakfı Unicity ile kardeş oldu, Unicity ile ortak oldu ve Virus Life'ı Türkiye'de destekleme kararını verdi? Bu kolay da olmadı, takdir buyursunuz. Çünkü biz Türk Kalp Vakfı'yız. Biz bir şey söylediğimiz zaman Türkiye'deki tüm vatandaşlar buna inanıyorlar. Yanlış yapamazdık. Belki önce bizi ayıpladılar. Biz dünyanın en ciddi kurumuyuz. Bir de ki işte dünyanın en önde gelen Amerika'nın da ilk 87'sinde ve de dünyanın iftihar ettiği bir noktada olduklarından bahsedildi. Önce kendilerinden raporlar istedik. Bize ciddi raporlar geldi. Dünyada, Amerika'da bir kırmızı kitap var. Bu kitaba aspirin bile emzirebilmiş değil. Evet. Pek çok dünyanın kullandığı, çok ön planda ünü olan, hatta tıp camialarının iftihar ettiği ürünler bile girebilmiş değil. Gördük ki BioFlight oraya girmiş. Evet. Kendilerinden uluslararası ciddi kurumlardan, ki biz her olayda böyle davranıyoruz, kendilerine en ufak bir itimatsızlık duyduğumuzdan kaynaklanmıyordu. Bu Türk Kalp Vakfı'nın alışkanlığı ve ciddiyetiydi. Raporlar istedik. O raporlar da geldi. Onunla da yetinmedik. 5 kişiden oluşan Türk Kalp Vakfı'nın değerli profesörlerinden bir ekip oluşturduk. Onlar da bir ay süreyle çok ciddi bir çalışma yaptılar. Ve ondan sonra biz Unicity ile Bios Life ile el sıkıştık. Değerli konuklar, öncelikle huzurlarınızda şunu ifade etmek istiyorum ki hepiniz çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani sadece ticaret yapmıyorsunuz. Sadece para kazanmak için bu işi yapmıyorsunuz. Doğru bir iş yapıyorsunuz bayiler olarak. Çünkü insanlar tabii bazı konularda bir iş yaparlar. Bazı hedeflere yönelebilirler. Ama yaptığınız iş aynı zamanda insanlığın sağlığına, huzur ve mutluluğuna da hizmet eden bir iş olduğu zaman daha da önem kazanır. İşte onun için sizleri kutluyorum. Alkışlıyorum. Değerli bayi arkadaşlarım, tabii sizlerin de çalışmalarınızda bir takım zorluklarla
karşılaştığımızı Türkiye'de yaşayan, senelerdir Türkiye'nin pek çok meselesiyle boğuşan bir Türk çocuğu olarak biliyorum. Devlet bürokrasisiyle uğraşıyorsunuz. Bir takım bu meselede yeterli bilgi sahibi olamamış kişi ve kurumlarla uğraşıyorsunuz. Hatta daha iyi. En gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'daki uygulamalar var. O uygulamaları yaptığınız zaman bunu anlamayan, bunu bilmeyen bir takım yetkililerle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama lütfen yılmayınız. Çünkü doğru işi yapıyorsunuz. Unicity gerçekten iftihar edilecek bir partnerdir. Bayoslar ve bugün bize açıklaması yapılan ve gerçekten sadece kalp ve damar hastalıkları bakımından değil, yaşam bakımından, genel sağlık bakımından da son derece yararlı olduğu ortada olan bir yeni ürünü pazarlamakla, insanların hizmetine sunmakla, aslında insanlığa da, topluma da hizmet ediyorsunuz. Değerli konuklar, eğer müsaade ederseniz sözlerin başında 2 gün evvel doğum gününü dünyanın kutladığı Confucius'te ilgili çok inandığım ve sevdiğim ve konuşmaları dinlerken not ettiğim 2-3 sözü sizle paylaşarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Çok güzel bir söz. Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Sizin yaptığınız işte bu. Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yap. Değerli konuklar, tabii şu güzel konuşmaları dinlerken not aldığım sözler gibi Confucius'un nice güzel söylenmiş sözleri var. Ama ben huzurlarından ayrılırken önce Unicity gibi gerçekten para kazanan, dünyada da en çok para kazananlar listesinde en ön safta yer alan ama para kazanırken insanları kandırmayan, insanların sağlığına, huzur ve mutluluğuna büyük hizmetler eden Unicity gibi bir yüce firmayı saygıyla selamlıyorum. İnanılmazlığı bilimsel anlamda ispatlanmış ve çok kişi bundan sağlık bulmuş bir ürünü pazarlama konusunda çalışan siz değerli arkadaşlarımı, bu konuyu Türkiye'ye getiren, bu konuda Türkiye'ye inanan, güvenen ve Türk insanının da diğer ulus insanları gibi bu yararlı ürün ve ürünlerden yararlanması için hizmet veren siz değerli bayi arkadaşlarımı, tüm emeği geçenleri saygı ve sevgiyle selamlayarak bütün